Televizyonu sizin için yayındayız. Krizin bedelini kimin ödeyeceği meselesidir. Zenginler mi ödeyecek, yoksullar mı ödeyecek meselesidir. Faturasını zenginler ödesin diyoruz, yoksullar ödemez. Demek ki yargı bağımsız değil. Şimdi tabii hangi pencereden baktığımız önemli. Yargı çevrelerinden çeşitli gruplar Avrupa Birliği'ne gelerek konunun önemini, ehemmiyetini ifade ettiler. Evet. Bu konuda Avrupa Birliği kendi geride kalmışlığının da farkında aslında. Parlamentoda. Evet. Yani siz ayrım yapmadan onlara o imkanı sunuyorsunuz ama onlar ayrımcılık yaparak yine istediklerini söyleyebilir. Güvenilir olmayabilirsiniz. Demek ki bilgi ve tecrübe tek başına yeterli değil. Aynı zamanda güvenilir ve dürüst olmak gerekiyor. İşte sosyal devletin başka bir yüzünü gösterdikten sonra başladı. Aynen açıkça konuşuyorum. Kapitalizmin gerçek olarak kendi yüzünü gösterdikten sonra sömürmenin ne olduğunu artık herkes yavaş yavaş anlamaya başladı. Yani tarihi olarak şu andan itibaren biz geriye doğru gitmeye başladık. Neden farklı anlayışlar ortaya, dini anlayışlar ortaya çıkmıştır? Farklı kültürlerden dolayı farklı. Evet. Ama bu kültürle dini bizim birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Kanal Avrupa, Avrupalı Türklerin televizyonu sizin için yayındayız. Altın Köşk Event Center Anadolu Diyarını sunar. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olasınız. Sevgili Kanal Avrupa izleyicileri, kıymetli stüdyo konuklarımız, ekran başındaki muhterem hanımefendiler, beyefendiler, bugün yine Anadolu Diyarı programının 125. programını gerçekleştireceğiz. Kültür, sanat, şiir, edebiyat, tanıtım ve müzik içerikli
dolu dolu programımız. Bugün de yolumuz Bayburt'a düştü. Değerli dostlarımızla bugün birlikteyiz. Bayburt'u tanıtacağız. Bayburt türküleri. İzleyin. En iyisi sürpriz olsun. Değil mi Hüseyin'cim? Aynen öyle. İzlesinler, görsünler farkı. Anadolu diyarı farkı. Ben de Anadolu insanıyım diyen koşup geliyor. İşte Sayın Başkanımız, Duisburg Bayburtlar Derneği Başkanı Ergün Temel Bey, hoş geldiniz. Şeref hoş verdiniz. Teşekkürler Mühim Bey. Çok sağ olasınız. Ayaklarınıza sağlık. İyi gelmişsiniz maşallah yemeklerle birlikte. Hem bu yemekleri tanıtacağız ve programın sonunda hep beraber yiyeceğiz değerli misafirler. Yine Başkan Yardımcımız Hüseyin Elçi Bey, hoş geldiniz. Hoş şeref efendim. Verdiniz. Sağ olun değerli abim. Allah razı olsun. Muammer Bey ve değerli kardeşim, siz de hoş geldiniz. Sağ olasınız. Hakan Serin bizim devamlı arkadaşımız, bizimle birlikte programlarımıza renk katan kardeşimiz. Halil Solak Bey şu an Türkiye'de, biliyorsunuz Bozkır'ın tezenesi vefat etti. Merhum çok değerli büyüğümüz, değerli üstadımız Neşet Ertaş'ı kaybettik. Değerli saz sanatçımız, bizimle birlikte program yapan kardeşimiz de Kırşehirli olduğu için şu an Türkiye'de. İnşallah önümüzdeki haftada Neşet Ertaş'ı anma programı gerçekleştireceğiz. Evet, olmazsa olmazları, bu güzel programları mutlaka iş adamlarımızın sayesinde gerçekleştiriyoruz. İşte bu iş adamlarımızdan birisi de Dortmund'daki Event Center'in sahibi. Event Center 1 ve 2'nin sahibi Sayın Yılmaz Balta. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk Mümin Bey, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz kültüre, sanata, insanımıza, bu güzel programımıza desteklerinizden dolayı. Siz aynı zamanda çok güzel görevler icra ediyorsunuz. Düğün salonu sahibi, düğün salonu işletmecisi. Ceketinizle birlikte varıyorsunuz, ceketinizi salona asıyorsunuz. 8-10 saat sonra ceketinizi giyip tekrar evinize geliyorsunuz. Her türlü işlemleri salon sahipleri, örneğin değerli kardeşimiz 35 kişi çalıştırıyor. Yani ekibi 35 kişiden oluşuyor. İki salonu ve Dortmund'da değil mi? Dortmund'da. Maşallah ilerleyen dakikalarda sizi tanıyacağız zaten. İnşallah. Evet, başarılar diliyorum. Evet, sizinle başlıyoruz Sayın Başkanım. Teşekkürler. Sağ olun. Derneğin tanıtımını istirham ediyorum. Duisburg Bayburtlar Derneği ne yapar? Kanarya Sevenler Derneği midir? Ne gibi çalışmaları var? Sayın Başkanım, önce sizi tanıyalım. Kısa derneğinizden bahsedin. Diğer konuları zaten Sayın Başkan Yardımcımız dersinde çalışıp da gelişti. O anlatır. Her zaman gibi. Değil mi? Evet. Buyurun Ergün Bey. İsmim Ergün Temel. Bayburt doğumluyum. Işkınsor Köyü'nden. Yeni ismiyle Devetaşı Köyü. Öncelikle ben size ve Kanal Avrupa'ya teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sunduğunuz için. Ayrıca tabii ki tüm bizi izleyenlere ve Bayburtlu hemşerilerimize de saygıyla selamla anıyorum onları da. Selamlıyorum. Derneğimize gelince, derneğimiz 1997 senesinde kurulmuştur Duisburg'da. İlk Bayburt Derneği olarak da Almanya'da, Avrupa'da faaliyet gösteren derneğimizdir. Ve kurucu başkanımız kimdi? Kurucu Mecit Topallaz abimizdi. Şu anda yine halen sağ kendisi ve derneğimize destek vermektedir. Diyeceğimiz yani derneğimiz şu anda da devam ediyor. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Siz başkanısınız. Güzel bir ekibiniz var. Ve derneğinizin de çok değerli bir basın danışmanı ve halkla ilişkiler bölümünde Fatih Demir kardeşimiz görev yapıyor. Evet. Kendisine de teşekkür ediyorum. Özellikle Hüseyin Elçi Bey, Fatih Demir, başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz sivil toplum kuruluşu olarak bu güzel ilimizi, Bayburt'u, Bayburt insanını en güzel bir şekilde içinde yaşadığımız topluma, Türk insanına, diğer ülke vatandaşlarına tanıtmaya çalışıyorlar. Ben de şahit oldum zaten, biliyorum yıllardan beri. Dolayısıyla bugün davet ettik. Hem programımızı neşelendirecekler, onurlandıracaklar. Hem de biz de güzel Bayburt'umuzu tanıyacağız, tanıtacağız. Sevgili yönetmenim güzel bir VTR hazırlıyor. İnşallah Bayburt türküleri, Bayburt şiirleri, Bayburt manesi, Bayburt yemeği derken muhteşem bir program gerçekleştireceğiz. Evet, Hüseyin kardeşim, derneğimizin faaliyetleriyle ilgili şöyle bir 5 dakikalık sunum rica ediyorum sizden. Buyurun. Değerli abim, şahsınız ve Kanal Avrupa'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli üyelerimiz huzurunda, değerli izleyicilerimiz huzurlarında. Bizleri izleyen, burada olan, Almanya ve yurt dışında Türkiye'de olan, yurt dışı diyoruz Türkiye'yi, burada oturduğumuzdan dolayı hepsini saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Efendim, Sayın Başkanımızın buyurduğu gibi 1990 yılında kurulmuş olan derneğimiz hızını kesmeden devam ediyor hizmetlerine. Tabii ki görmüş olduğunuz gibi arkamızda yürekli
ve canı gönülden bizleri destekleyen değerli hemşirelerimiz sayesinde. İnşallah bunların sayısı daha da artacak. E tabi denetçiliği biliyorsunuz. Hani Arif'e tarif gerekmez sayın abim. Yıllardır bu işin içerisindesiniz. Tabi zaman zaman sıkıntılarımız oluyor. Ama bu da denetçiliğin tatlı yönleri. Hani zahmet olmadan rahmet. Zahmet olmadan yani rahmet olmuyor. Onun için inşallah daha da güzel faaliyetler yapacağız. Bu yakın zamanda biliyorsunuz bir kermes olayımız vardı. Siz de şahit oldunuz. Buradan tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Uğraş verdi. Hele hele bayanlar kolumuz, kadınlar kolumuz ki. Benim dikkatimi şöyle bir alkış zaten. Yapalım ilk önce kendilerine. Gerçekten özveriyle çalıştılar. Özveriyle çalıştılar. Yurt dışında annelerimizin evet. girdiği sivil toplum evet. kuruluşları mutlaka başarılıdır. Analar evet. adam eder adamı derler ya, annelerimiz başımızın tacı. Gerçekten onlar olmasa evet. bugün biz buralarda oturamayız. Çok şey boşluyuz. Güzel çalışmalar ortaya sergilediler değerli abicim. İnşallah bunların devamı daha da olacak. Sizleri de çağıracağız, göreceksiniz. Tabii folklor ekibimiz var, güzel çalışmalarımız var. Efendime söyleyeyim, iki haftada bir yaşlı amcalarımızla beraber oturup çay demleyip muhabbet, sohbet ediyoruz. Orada yörelerimizi yemeklerinden yiyoruz. En azından yöremizi yaşatıyoruz. Efendime söyleyeyim, hasta ziyaretlerini yapıyoruz. Mübarek topraklara giden değerli büyüklerimizi ziyaret edip yemeklerinde bulunuyoruz. Çok güzel. Yani cenazelerimizde birebir derneğimizde faaliyetler yaparaktan hiç cenaze sahibine zahmet ettirmeden, vermeden her faaliyetimiz yemeğinden tut, çayından tut, havalimanına yolcu edene kadar derneğimiz ilgileniyor. Ondan da kalmıyoruz. Telefonla, teknolojiyle uğraşarak ne zaman geliyorsunuz, orada bir ihtiyacınız var mı? Evine getirene kadar ilgileniyoruz. Cenab-ı Allah bu acıları vermesin. Tabii verdiğimi de ilgilenmemiz lazım. Çok güzel. Acı da bizim için, tatlı günler de bizler için. Cenab-ı Hak her şeyin hayırlısını versin. Ama dediğimiz gibi güzel güzel çalışmalarımız var. Hangisini anlatalım? Yani 97 yılından beri olan faaliyetler gerçekten Bayburt Derneği diye met etmiyoruz. Bayburtluz diye met etmiyoruz. Görmeye değer yani. Onun için inşallah anlatarak olmaz, gerek görmeniz lazım. İnşallah. Tabii ki bunlar da değerli gençlerimizle ilgili. Ha, gençlerimizle ilgili. Programlarınız, projeleriniz tabii, var. Tabii tabii gençlerimizle ilgili sıra gecesi yapıyoruz. Arada sırada gençlerimizle vakit geçirelim diye. Efendim ne arzu ederseler, derneğimizin yeri siz değerli abimiz gördünüz. Müsait. Sayın Başkan da samimiyetimle söyleyeyim, iş adamımız kendisi. İşlerini neredeyse %50'sini boş vererek derneğimize ayırıyor. Bütün yönetim kurulumuzla beraberinde. Yani işte biz de buradan çıkıp işe gideceğiz. Gayemiz dernek. Yani Bayburt'ta derneğini yaşatabilmek. Daha güzel faaliyetler edebilmek. Tabii amcamın onu söyledim. Muhammed Kurtaş'ı da yüreğiyle değerli abimiz daima bizlere destek veriyor. Kermes'te de bütün gün bizlere zamanla ayırdılar. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum yine kendisine. Sağ olun. Değerli hocamız. İbrahim Çakmaklıoğlu değil mi? Yalçın evet. Bayrak abimizin Yalçın hakkı Bayrak. Hiç ödenmez. Evet. Gerçekten Rheinhausen'dan her gün uzun yolu gelerekten yarınlarımız çocuklarımızı çalıştırıyor. Bu büyük bir emek yani, değeri biçilmez bir emek. Kendisini de bir alkışlarım. Bizi, yani gerçekten hakkı ödenmez değerli abimiz. İnşallah hayırlı yolculuklar diliyoruz kendisine, mübarek topraklara gidecek. Öyle mi? Rabbim bizlere de gitmeye nasip etsin. İnşallah sözünü de alacağız, bizler için de bol bol dua edecekler kendileri. Şimdilik bu kadar diyelim. İkinci, üçüncü bölümde yine sizinle tabii. birlikte olacağız. İnşallah. Sevgili izleyiciler, tabii bu değerli başkanımız ve ekibinin çalışmaları için biz de memnuniyetimizi dile getiriyoruz zaman zaman. Onun için de davet ettik. Ama bu davet ederken de bu programa bir değerli kardeşimiz Yılmaz Balta bize destek vereceğini söyledi. Yılmaz Bey'i de yakından tanıyalım. Evet Yılmaz Bey, birkaç soru hazırladım sizin için. Sizi tanıyabilir miyiz? Ne zamandan bu yana bu hizmeti yürütüyorsunuz? Altın Köşk Event Center'ınıza ilgili bilgi rica ediyorum. Düğün programı sizin salonda nasıl gerçekleşiyor? Bu üç soruya cevap rica ediyorum. Buyurun. Mümin Bey, öncelikle buradaki bulunan salonumuza, stüdyoya kadar gelip bize eşlik eden buradaki arkadaşlarımıza, ekran başında bizi izleyen kanala izleyicilerine, Kanal Avrupa izleyicilerine ve
Tabii ki Bayburt hemşehrilerimize selamlarımı gönderiyorum.